gençlerin sorularının, sorgulamalarının çokça yoğunlaştığı, hatta diğerlerinden daha fazla yoğunlaştığı üçüncü başlık din-akıl ilişkisine dairdir. Aynı şekilde yanlış din söylemleri akılla vahyin ilişkisini sürekli bir tartışma alanı olarak takdim ediyor. Akli olanla dini olanı sürekli karşı karşıya getiriyor. Hatta aklı kötüleyen din anlayışları yaygınlık kazanıyor İslam coğrafyasında. Sevgili gençler, Oysa akıl vahyin biricik muhatabıdır. Vahi aklı yüceltmiştir. Kur'an'ın bize bizi en çok sarsan sorusu efela takilun akletmez misiniz sorusudur. Büyük İmam Gazali el aklu en muzecun min nurillah akıl Allah'ın nurundan bir parçadır buyuruyor. Bugün hiç kimse genç dostlarımıza aklını bir kenara koy gel iman et diyemez. Cennete girmek mi istiyorsun? Aklı kenara koy gel o zaman cennete girersin diyemez. Bunun kadar yanlış bir çağrı olamaz. Zira Kur'an tam bunun tersini söylüyor. Tam cehenneme giren insanlar şöyle bir itirafta bulunacaklardır. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّائِرِ Eğer biz gerçekten dinleseydik ve akletseydik, aklımızı kullansaydık, cehennem ehli olmayacaktık diyeceklerdir. Yüce Rabbimiz kitabında وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Akıllarını kullanmayanların üzerine kötülük yağacağını hatırlatıyor. Nitekim bugün Müslümanların başına gelen musibetlerin büyük bir kısmı akletmemekten kaynaklanıyor. Bilgi, fikir ve değer üretmemekten neşet ediyor. Bu yanlış anlayında bir, anlayışında bir sebebi var. Burada da biz e, aklı putlaştıran rasyonalizmi eleştirelim derken aklı aşağılıyoruz. Burada tabii ki akıl derken kişiden kişiye değişen, arzuların esiri olmuş akıldan bahsetmiyoruz. Allah'ın dini, varlığı, kainatı anlasın diye insana vahşettiği ilahi vahyin muhatabı olan selim akıldan bahsediyoruz. Böyle bir aklın soru sorması günah olmaz. Sorgulama içerisine girmesi, itiraz etmesi elbette günah değildir. Bilakis ibadet olarak telakki edilecek övgüye layık bir davranıştır.